Acaba nereye gidiyor? Türk milletinin inancı, Türk milletinin felsefesi, Türk milletinin efendim misafirperverliği, ne bileyim evimize misafir geldi mi yatak odalarımızı vermek, eğer cebimizde paramız yoksa Yusuf Hoca ver 1.000 lira, efendim Makbule Hoca ver 100 lira, biz o masayı kurarız, o misafirin haberi olmaz. Bu geleneklerimiz nerede kaldı? Ben anlamıyorum. Bu dostluk bağları böyle niye bu kadar azaldı, azaldı, azaldı? 3-5 kişinin arasında kaldı. Ben buna çok üzülüyorum. Ben 50 yıl ben böyle bu şekilde hizmet vermedim. Eğer 50 yıl ben o şekilde hizmet etseydim, böyle sırayla apartmanlar dizerdim. Hiçbir zaman maddeye önem vermedim. Hiçbir zaman yalana, riyakarlığa, milletvekilliği, iki sefer milletvekilliği tekliflerini reddettim. Halkım bana yeter. Halkımdan başka ben siyasetçi yarın gider, öbür gün başkası gelir. Ama Ali Ekber Çiçek ve Türk müziği, halk müziği ilelebet Yaşar Atatürk'ün dediği gibi. Ben böyle inandığım yere hizmet ettim. Ben dostlarıma böyle inandım. İnandığım yere böyle hizmet ettim, bugüne kadar geldim. Bunun için ben gençlikten çok şeyler bekliyorum. Gençlik şöyle biraz daha akıllı olsa, mesela ben şimdi bir albüm yaptım. Albümü de ben söylemesini bilmiyorum da, yani bir kaset yaptım. Kaset diyelim. Efendim, sizin yaşınız tutmaz. 1959-60 yıllarındaki okuduğum parçaları, bugünkü gençlik hemen bir dede mirası gibi üstüne konuyorlar, güfteleri değişip değişip okuyorlar. Yani kardeşim, ben bir parçaya 3 ay çalışmışım, 3 sene çalışmışım. Efendim, mektep yok, medrese yok. Biz kendi gönlümüzden, kendi beynimizden, gözyaşlarımızla biz bunları böyle iğne kazırcasına buraya kadar getirdik. Size bir döküman verdik. Size bir efendim hazır bir maden verdik. Hani bunu insanca kullanın. Efendim, onun için şimdi onları bu şekilde kulağa küpeller. Bir takım kendini bir şey zannedenler güftelerini değişip değişip okuyorlar. Onun için ben 1960 yılındaki parçalarımı tazeledim ki bir daha okumasınlar. Yani desinler ki ya bu adam hayatta ve parçaları meydanda, nasıl bunu biz güftesini değiştiririz desinler. Ve ondan sonra da bir, eğer ömrüm kifayet ederse, bir sıfır bant yapacağım. Artık 50 yılı imzalayacağım. Ondan sonra sizin gençliğe bırakacağım. Seyredeceğim, bakayım eğer ömrüm yettiğince. Acaba bu gençlik ne yapıyor, nereye gidiyor, ne yapıyor? Atatürk gençliği bu mu? Ben Atatürk gençliğine bıraktım. Böyle ezberciliğe, efendim, onun bunun malını, evini, efendim, arsasını kapseden, efendim, mahallelere birbirine katan kişilere değil. Ben insana, insanca bıraktım. Bütün konservatuvarlarda efendim işte biraz zor oluyor ama 50 yıldan sonra konuşmak mecburiyetindeyim. Hazreti Muhammed'in müsüzü her zaman söylerim. Olmuyor ki diyor bir mecliste kendinden bahsedesin. Ben artık kendimden bugüne kadar bahsetmedim. Bahsedeyim, sazımı çalmayacağım. Sadece yaşadığım olayları, efendim çektiğim çileleri bu halka anlatacağım ki gençlik öyle 4 sene gidip okuyup ben şunu böyle biliyorum, böyle ediyorum, şöyle yapıyorum, böyle müzik yapıyorum. Arsam olsun, arabam olsun, efendim bilmem hanım apartmanım olsun. Ben 50 yıldır öğretmen gibi vermişim. Bugün ufacık bir dert başıma geldiği zaman efendim hemen bir dost arıyorum, dost bulamıyorum. Hepsinin sayısından 3 kişi çıkmıyor. Buyurun. Evet. Fazla. Şimdi hocam geçen hafta da Talip Özkan burada konuğumuzdu. Bu evet, da sizin benim jenerasyonunuzdan. Talip Hoca da sizin bu söylediklerinizi söyledi. Talip Özkan da 30 yıldır Fransa'da bir kültür elçisi gibi halk müziğini oralarda bağlamamızı dünyaya tanıtmaya çalışıyor. Dünyaya tanıtıyor. Ve burada geldi ulusal kanal ekranlarında şunu söyledi. Bu ülkenin kültürü o kadar zengin ki bu ülkede yaşayan insanlar neyin üzerinde oturduklarını bilmiyorlar. Burada tam sizin yerinizde oturuyordu böyle bağıra çağıra.
gayet güzel, doğru şeyler söyledi. Aynı paraleldesiniz ve demek ki bu ülkede sizi rahatsız eden müzik anlamında bu bir dejenerasyon müzik var ki. Müzik anlamında, komşuluk anlamında, her anlamda, mahalle anlaşımında, her şeyde, siyasette her şey değişti, yozlaştı. Evet. Bir şeylere geldik ya. Atatürk diyor ya, sözünü kestim. Bir milletin musikisi bozuldu mu o millet bozulmaya muhtedirdir. Evet. Nitekim biz diyoruz ki ileriye gidelim, Atatürk gençliği bir şeyler söylesin, şunu yapsın, bunu yapsın. Fakat arıyorum, tarıyorum, içinde 10 kişi ancak çıkıyor ya. Olamaz böyle bir şey ya. Neyse, o onlar, hazırcılık olmaz yani. Onlar binleri oluşturacak hocam. Biz ait değil tabii, evet. Onlar mutlaka, biz bunları hepsini aşacağız. Tabii tabii, ona şüphem yok. Size hep böyle konuşacaksınız hocam. Sizler, Talip Özkan hocalar.